Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Aşağı yukarı bir senedir göğsümden, yani iki defa koltuğumun altında böyle çıban gibi bir şey çıktı. Ev doktoruna gittim. O bana krem verdi. Fakat bir Marine Krankenhaus diye bir yer var. Orada bana dedi ki yerinden oynamış şeyler, neler artık bilmiyorum koltuğumun altında. Ondan sonra tekrar yine oldu. Bir defa gene çıktı. Geçen gün Perşembe günü göğsüm tamamıyla şişti. Ben biraz Türkçe zor biliyorum. Evet. Böyle tamamıyla şişti. Bana gamografi senelik kontrolüm vardı. Gittim yapmadılar. Dediler sıkamayız. Yani çok acır canın. Ondan sonra doktora gittim. Gerçekten böyle yuvarlak bir şey var. Tabi göğsümün altından geliyor böyle. Koltuğumun altından. Bir de koluma vuruyor. Ta elime kadar o boğazıma vuruyor. Bu nedir? Tehlikeli mi acaba? Şimdi şöyle, tabi kol altında bir olaydan bahsediyorsunuz Sabiha Hanım. Bu pek çok şey olabilir o bölgede. Lenf nodlarımız var orada. Yağ dokusu var, bağ dokusu var, yumuşak doku var. Burada bir iltihabi bir durum da olabilir, bakteriyel bir durum da olabilir ama tarif ettiğiniz olay biraz uzun süreli. Dolayısıyla memede bir lezyon olup olmadığının dikkatle araştırılması gerekiyor. Bu bahsettiğimiz işlemleri yaptırdınız mı hiç? Yani mamografi, şimdi, ultrason. Ne diyorlar? Yani tablet alıyorum. Ne diyorlar ona Türkçesi ya, neydi bunun? Yani karşı hastalıklara karşı. Ampiyutika. Anladım. Şimdi eğer uzun sürüyorsa ve kullandığınız ilaçlarla da çok iyi sonuç alınamadıysa, o zaman demin bahsettiğim işlemlerin yapılması gerekiyor. Ne yapacaktım peki ben? Biraz önce konuştuğunuzu dinledim. Tamam. Şimdi o zaman varsa, hani Almanya'daki sistemi çok iyi bilemiyorum. Varsa orada bir genel cerrahi uzmanına başvurabilirsiniz. Onunla birlikte bu araştırmalar onun yönlendirilmesiyle yapılabilir. Ya da buyurun gelin. Yoksa Nilgün Hocam sizi incelemeye alsın. Biz sizi inceleyelim. Evet. Siz İstanbul'da duruyorsunuz değil mi? Evet, İstanbul'dayız. Bu telefondan çıkıyorsunuz. Bu telefondan arkadaşlarım size iletişim adreslerini verecek hocamızın. Siz kapatmayın. Hocamızı dinledikten sonra telefonu açık bırakın. Biz size numaraları verelim, olur mu? Oldu canım. Geçmiş hadi. Olsun diyorum. Sağ ol, teşekkür ederim açıklamalarınız için. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz var mı hocam? Yani tabii ki yurt dışındaki sistemin nasıl olduğunu bilmiyoruz ama çok yavaş ilerleyen ve hani çok katı kuralları olan sistemler var. Kendi açılarından tabii ki haklı olabilirler kendi sistemleri içerisinde ama bize farklı gelebiliyor. Şimdi hastanın tabii ki görüp muayene etmeden durumunun ne olduğunu bilmemiz de mümkün değil. İnceleme yapmak lazım. İnceleme yapmak lazım. Yani uzun süreli, diyelim ki koltuk altında bazen enfeksiyonlar olabiliyor. İşte kıl dönmesi gibi ya da oradaki kıl foliküllerinin iltihabı gibi ama hani bu bir antibiyotikle geçebiliyor. Çok büyük kitleler oluşturmayabiliyor. Dolayısıyla hani kadın hasta belli bir yaşın üstündeyse mutlaka kanser olup olmadığını da ekarte etmek gerekiyor. Diğer hani belki de yalnızca bir yere çarptı ve oradaki yağ hücrelerinde bir nekroz oluştu ama bunun bile ekarte edilmesi için patolojik incelemenin yapılması gerekiyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.